Okyanus dalgalarının içine dalarsanız, aşağıda canlı kalabalık bir şehirle karşılaşırsınız. Bu şehrin birbirinden farklı sakinleri yüzüyor, yemek yiyor ve birbirleriyle evlerini paylaşıyorlar. Kaliforniya Bilim Akademisi olarak amacımız şu gördüğünüz Filipinler'deki mercan kayalığı gibi binlercesini keşfetmek, sizlere açıklamak ve bu alanları yaşatmak. Burada yaşayan binlerce türün her birinin ekosistemde kendine has bir yeri ve oynadığı önemli roller var. Fakat burada söz konusu olan yalnızca av veya avcı olmak değil. Bu türler arasındaki ilişki de ekosistemin kendisi kadar çeşitli. Bu videoda şu temel soruları araştıracağız. Farklı türler mercan kayalıklarında nasıl etkileşim kurar? Abiyotik ve biyotik etkenlerin etkileri nelerdir? Ve bu etkileşimler bir bütün olarak ekosistemdeki yayılış ve bolluk alanlarını nasıl etkiler? Şu balon uçlu anemon balığını ele alalım. Garip bir şey fark ettiniz mi? Vücuda batan saplardan kaçınmak yerine sanki onların arasında dinleniyor. Bu iki kayalık sakini aralarında simbiyotik ilişki, yani ortak yaşam ilişkisi oluşturmuşlar. Anemonu kelebek balığı gibi avcılardan korumaya karşılık palyaço balığı bu bölgede korunuyor ve burayı güvenli bir yuva olarak kullanıyor. Her ikisi de bu etkileşimden kazançlı çıkıyor. Hatta balon uçlu anemon 14 palyaço balığı türüyle birlikte yaşayabilirken bu ortaklık palyaço balığı için o kadar önemli ki bu balık bir balon uçlu anemona yerleşmezse hayatta kalamıyor. Hadi daha yakından bakalım. Filipinler'deki balon uçlu anemonlarla palyaço balıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir biyoloji uzmanı olduğunuzu hayal edin. Her yıl aynı mercan kayalığına gidiyorsunuz ve yalnızca balon uçlu anemon örnekleri alıyorsunuz. Söz konusu anemonlar, palyaço balıklarına ev sahipliği yapan anemonlar. Şimdi saha notlarınıza bakın. Ne tür eğilimler görüyorsunuz? Mercan kayalığının bu iki sakininin nüfusları arasındaki ilişki nedir? Videoyu durdurun ve tabloyu inceleyin. Şimdi Bilim Akademisi'nde çalışan bir bilim insanına, Luis Rocha'ya kulak verelim. Mercan kayalıklarının etrafında dalış yaparken balon uçlu anemon konağıyla çift halinde yaşayan palyaço balıklarına her zaman rastlıyoruz. Saha notlarında nüfuslarının 2'ye 1 oranında bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bu iki tür arasındaki ilişkiyi anlamak, balon uçlu anemon nüfusuna bakarak palyaço balığının nüfusunu tahmin edebilmemizi sağlıyor. Şimdi aynı kayalığa dönüp araştırmanıza devam ettiğinizi düşünün. 2 yıl içinde ne tür eğilimler gözlemliyorsunuz? Bu karşılıklı ilişki hakkında bildiklerinize dayanarak, balon uçlu anemonlarda görülen bu düşüşün palyaço balıklarının nüfusu üzerindeki etkilerini tahmin edebilir misiniz? Videoyu durdurun ve tahmin yürütün. Bu örnekte aşırı sıcaklıklar anemonlarda düşüşe sebep olmuş. Ve nüfus oranları ile ilgili öğrendiklerimize dayanarak palyaço balıklarında da benzer bir düşüş olacağını tahmin edebiliriz. Fakat önemli bir nokta var. Bunun yalnızca teorik bir örnek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Doğal mercan kayalığı sistemleri çok daha karmaşıktır ve göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı faktör vardır. Araştırmalarımızı ilerlettikçe kayalık sakinleri arasında başka bir işbirliği örneğine daha rastladık. Bu ak yüzgeçli kayalık köpek balığı kafasının ve ağzının çevresinde temizleyici balık olarak da bilinen Labroides dimidiatus yüzerken sessiz sakin bir şekilde duruyor. Peki neden bu kadar sakin? Ak yüzgeçli köpek balığı temizliğe gelmiş ve ölü deriyle beslenen temizleyici balık da ona bu hizmeti vermekten memnuniyet duyuyor. Bunun gibi ilişkiler o kadar faydalıdır ki, olumlu etkileri tüm mercan kayalığı sistemine yansır. Temizleyici balıkların temizleme istasyonları çok farklı türden balıkları cezbeder. Temizleyici balıklar bu temizleme hizmetlerinin sonucunda kayalıklarının genel sağlığını iyileştirmiş olurlar. Fakat mercan kayalıklarındaki tüm etkileşimlerde her zaman iki tarafın kazandığını söyleyemeyiz. Horozbina ailesine mensup olan kılıç dişli balığı ele alalım. Bu balık temizleyici balığa benzer. Fakat yararlı bir temizleme hizmeti vermektense genelde müşterilerinin vücudundan ısırıklar alır. İşte bu parazit ilişkide organizmalardan biri fayda sağlarken
diğeri zarar görür. İnce bir balık tepeden geçerken balina köpek balığına yapışıyor. Ya da doğrudan diğer balıklarla yaşamını sürdüren, konak olarak kullandığı canlıyı olumsuz etkilemeden atık besinlerle beslenen şu balığa bakın. Bu ilişkide bir taraf fayda sağlarken diğerinde bir etki görülmüyor. Buna ise komensal ilişki deniyor. Mercan kayalıklarındaki türlerin etkileşimi ve bunlardan kaynaklanan çeşitli ortak yaşam ilişkileri tüm ekosistemin işlemesi için gereklidir. Bu etkileşimleri anlamak, farklılıkları tahmin etmemizi, en önemlisi de deniz altındaki biyolojik açıdan zengin olan bu şehirleri daha iyi anlamamızı sağlar.